Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 63. gününe girildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, dün yaşanan çatışmalar hakkında bilgiler paylaştı. Açıklamada, Birleşik Kuvvetler Operasyonu tarafından Rus ordusunun 9 saldırısının püskürtüldüğü belirtildi. Birliklerin Rus ordusuna ait 9 tank, 11 topçu sistemleri, 4 adet özel ekipman, 17 adet zırhlı, 3 adet özel mühendislik tekniği, 16 adet otomobil ve 4 tankerin imha edildiği kaydedildi. Donbas hava sahasında ise Rus ordusuna ait 3 adet Orlan 10 insansız hava aracının da düşürüldüğü aktarıldı. Doğu Operasyonel ve Taktik Grubunun sorumluluk alanında ise Rus ordusunun 5 saldırısının püskürtüldüğü belirtildi. Çatışmalarda 100 Rus askerinin öldürüldüğü, 6 adet tank, 4 adet BMP, 1 adet BTR, 1 adet MTLB, 3 adet havan, 13 adet AT imha edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı ise Rus ordusuna ait 7 hava aracının düşürüldüğü açıklandı. Rus Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait 1 adet Su-25 savaş uçağı, 1 adet K-52 helikopter, 2 adet seyir füzesi, 3 adet Orlan-10 insansız hava aracının imha edildiği kaydedildi. Ukrayna ordusu ayrıca, topçu atışlarıyla Luhansk bölgesindeki Irmino yerleşim yerinde Rus ordusuna ait bir mühimmat deposunu imha etti. Ukrayna birlikleri, Zaporizya cephesinde bir grup Rus yanlısı ayrılıkçıyı yakaladı. Yakalanan ayrılıkçı teröristler, Rus ordusunun harekat planlarını Ukrayna ordusuna anlattı. Ukrayna ordusu ayrıca, Hersin yönünde Şirokoye, Lyubino ve Novopetrovka köylerini Rus işgalinden kurtardı. Avrupa ve Amerika tarafından Ukrayna ordusuna silah yardımları devam ediyor. Amerika, Ukrayna ordusuna 300 kilometrelik menzil sahip yüksek hassasiyetli HIMARS füze sistemini teslim etti. Uzun menzilli füzelere sahip olan Ukrayna ordusu, Rusya'nın birçok şehrine saldırı düzenleyecek bir kapasiteye sahip oldu. Diğer yandan Ukrayna tarafı, Rusya'nın Transdinyester üzerinden işgal girişimine başlaması durumunda Ukrayna ordusunun Transdinyester bölgesini alacak güce sahip olduğunu açıkladı. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konaşenkov, Rus ordusunun gün boyunca yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna'nın 32 askeri tesisini vurduğunu açıkladı vurulan hedefler arasında insan gücü ve Ukrayna askeri ekipmanlarının yoğunlaştığı 20 bölge, Donetsk bölgesinde Slavyansk'ı ve Duruşkovka yerleşim yerlerinde 4 füze ve topçu silahı deposu, 105. savunma taburunun komuta ve gözlem noktası ile iki topçu bataryasının yer aldığını ifade eden Konaşenkov, Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri, düşmanın insan gücü ve askeri ekipmanlarının yoğunlaştığı 23 bölgede dahil olmak üzere Ukrayna'nın 33 askeri tesisini vurdu. Saldırılar sonucunda 200'e kadar Ukrayna askeri ve 40'tan fazla zırhlı araç, topçu silahı ve aracı imha edildi. Ayrıca Slavyanskı bölgesindeki uçak savar füze kompleksi Buk M1 ve yerleşim yerlerinde 3 mühimmat ve yakıt deposu da yok edildi. Gün boyunca füze birlikleri ve topçular tarafından 100 ateş görevi tamamlandı. Berezovka köyünün yakınında bulunan iki adet reaktif yaylım ateşi sisteminin yanı sıra Komar köyünün yakınındaki uçak savar füze kompleksi Bukme 1 imha edildi. Rus hava savunma araçları, Brajkivka, Kolesnikovka, Komissarovka, Kozinka, Lozovaya ve Lenin'in yerleşim yerlerinde 6 Ukraynalı insansız hava aracını düşürdü. Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana toplam 141 uçak, 110 helikopter, 589 insansız hava araçları, 272 uçak savar füze kompleksi, 2588 tank ve zırhlı, 292 çok namlulu roket atar sistemi, 1124 topçu ve havan, 2403 çeşitli modelde askeri araç imha edildi dedi. İngiltere, Ukrayna'nın Rusya'nın derinliklerine saldırmasının meşru olduğunu açıkladı. İngiltere'nin savunmadan sorumlu devlet bakanı James Heape, Ukrayna'nın, Rus topraklarında bir yakıt deposunu hedef aldığına dair haberlerin sorulması üzerine, soru şu ki, silah sistemlerimizin Ukraynalılar tarafından meşru Rus askeri hedeflerine karşı kullanılması kabul edilebilir mi? Öncelikle ilk etapta hedefleme kararını askeri teçhizatı üreten veya ihraç edenler değil, Ukraynalılar veriyor ikincisi, lojistik ve tedarik hatlarını bozmak için rakiplerinizin derinliklerindeki hedeflerin peşinden gitmek tamamen meşru, dedi. Rusya Savunma Bakanlığı ise İngiltere'nin Ukrayna'ya sağladığı silahların Rus topraklarındaki hedeflere saldırmak için kullanılması halindeki evdeki karar alma merkezlerinin vurulacağını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere'nin savunmadan sorumlu devlet bakanı James Hillpey'in Ukrayna'ya temin edilen silahlarla Rus topraklarındaki hedeflere saldırmasının sorun olmayacağını söylediği hatırlatıldı. Rus ordusunun uzun menzilli yüksek hassasiyetli güdümlü füzelerle Kiev'deki karar alma merkezlerine misilleme saldırıları başlatmak üzere 24 saat hazır beklediği aktarılan açıklamada Londra'nın Kiev rejimini bu tür eylemlere doğrudan kışkırtmasının Rus topraklarına saldırının gerçekleştirilmeye çalışılması durumunda derhal orantılı tepkimize yol açacağını vurgulamak istiyoruz. Kiev'deki Ukrayna'ya ait karar alma merkezlerinde batılı ülkelerden herhangi birinin vatandaşı olan danışmanların olması, Rusya'nın cevabına ilişkin aldığı kararına sorun teşkil etmeyecektir denildi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Saki, Almanya'nın Ukrayna'ya Gepard tipi uçak savar tank vereceği açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Saki, düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Austin'in Almanya'da 40'tan fazla ülkeden mevkidaşıyla Ukrayna konusunda görüşme yaptığını belirten Saki, burada Ukrayna'ya askeri yardımın sağlanmaya devam edilmesinin öneminin vurgulandığını aktardı. Saki, Alman ortaklarımızın Ukrayna'ya 50 Gepard uçak savar sistemi göndereceklerine ilişkin önemli açıklamalarını memnuniyetle karşıladık. Ayrıca İngiltere, Ukrayna'ya ek uçak savar desteği sağlayacağını, Kanada'da Ukrayna'ya zırhlı araçlar göndereceğini açıkladı, ifadesini kullandı. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, S-400 hava savunma füze sistemi tedariki hakkında açıklamalarda bulundu. Demir, bizler, masaya iki sistem için oturduk. Proje, tek bir proje. Bir proje yaptık, ikinci bir projeyi yapacak değiliz. Biz bunun birinci partisini aldık, ikinci partiyi de hemen akabinde teslim alabilirdik. Ancak orada bu sürecin önemli parametrelerinden bir tanesi teknoloji transferi ve ortak üretimdi. Bu konudaki müzakerelerin biraz zaman alması neticesinde sürecin devamı zamana yayıldı. Türkiye ikinci sistemi de alacağım diye inatlaşıyor algısı doğru değil. Biz başından beri iki sistem için masaya oturduk ifadelerine yer verildi. Türkiye, Eylül 2017 tarihinde Rusya Federasyonu ile acil ihtiyaç kapsamına 4 batarya S-400 hava savunma füzesi sistemi tedariki ile ilgili olarak 2,5 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzalamıştı. Aselsan'ın 2022 yılı ilk çeyrek finansal sonuçları açıklandı. Aselsan'ın 3 aylık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre %38 büyüyerek 4,4 milyar liraya ulaştı. Aselsan'ın faiz, amortisman ve vergi öncesi karı 1 milyar lira olarak gerçekleşirken net karı da geçen senenin aynı dönemine göre %36 artış göstererek 1,7 milyar lira seviyesine ulaştı. Şirket güçlü öz sermaye yapısını korumaya devam etti ve öz kaynakların aktif'e oranı %56 olarak gerçekleşti. Aselsan'ın 2022 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Haluk Görgün, "Gelişmiş teknolojilerimizi dünyanın hizmetine sunarken ülkemize olan sorumluluğumuzu da yerine getirmeyi unutmadık. Ekonomimize katkı sağlamayı sürdürdüğümüz bir çeyreği daha geride bıraktık. Şirketimizin 2022 yılı ilk çeyrek sonu itibarıyla bakiye siparişleri 8,3 milyar dolar oldu." dedi.